Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarda 155 barikat ve 124 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi. 1567 ev kontrol edildi. Yüzden fazla teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti yönetiyor. Patlayıcı yapımında kullanılan 3,5 ton amonyum nitrat bulundu. Yani eğer çok asker olursa zaten ne olup bitti çok rahat tespit edilebilir. Asker sayısı az, karakol sayısı az. Hareketliliği havadan takip yok. O cihazlardan çok fazla yapılıp havadan takip yapılabilir. Yani çok üstün körü bir yöntem olduğu anlaşılıyor. Yani Fransa'da falan böyle bir şey olsa yeri göğü birbirine katarlar ya. Amerika'da bir yere böyle bomba yerleştirecekler. Adamlar yani dünyayı birbirine katarlar. Yani bir kere rutin, sıradan bir şey gibi görülüyor bu. Bu berbat. Yani bunun rutin bir şey olmadığının bilinmesi lazım. Her seferinde çok kapsamlı tedbir alınması gerekiyor. Yani bombanın tespiti. Her yeri ararsın. Her yeri aramak için de çok askere ihtiyaç var. Koskoca şehirde bir avuç insanı arama yaparsan hiçbir şey bulamazsın. Fransa'da terör saldırısı olmuştu. Ertesi gün deniz kuvvetleri bile Paris'e indi. Her yere asker doldu yani. Havadan takip, yani insansız hava aracı, yani bizde yüzlerce olması lazım. Çok iyi kontrol sağlanması lazım. Mesela yollar betonarme olabilir. Oraya bomba yerleşmesi mümkün olmaz. Yani birçok yere o şekilde yapılabilir. O olayda her metrede neredeyse asker vardı Fransa'da, Paris'te. Gece gündüz aynı haber geliyor. Yani deneme tarzında hani belki bomba artık kime rast gelirse böyle bir şey olmaz. Yolun didik didik arınması lazım. Yani o bombanın kokusunu alan köpekler de kullanılıyor. Hayvan rahatça buluyor. Demek ki oradan geçirirse hayvan bulacak onu. Mesela yola kablo döşüyorlar. Mesela onu da çok rahat tespit edebilir. Bombayı tespit edebilir. İnsansız hava aracı, bütün gök dolu olması lazım. Her birinin oradaki karakollara bağlı olması lazım. Havadan didik didik tespit edilmesi lazım. Gece hareketlilik oluyor, açıkça görülüyor. Havadan müdahale de edilebilir ayrıca bu araçlar eğer iyi donatılırsa. Havadan müdahale de edilebilir. Adamlar kaçacak delik ararlar. Bu bombayı yerleştirmeler. Bu çözüm süreci içerisinde yerleştirilmiş bombalar. Yani tüp gaz içerisinde naylona sarılmış. Efendim işte çürümüyordu tabii ya, toprağın altında naylona sardıkları için. Tüp içerisinde hiçbir şey olmuyor. Sonradan kabloluyorlar. Yahut uzaktan kumanda düzeneyen sonradan yerleşiyor. Bomba orada hazır durduktan sonra adamlar için o çok kolay. Gece karanlığında 3-5 kişi gelip yani 10 dakikada, 15 dakikada o düzeni oluşturuyorlar, sonra çekip gidiyorlar. 30 kere, 1000 kere, 100 bin kere söyledim, bak bu süreç içerisinde bunlar silahlanıyorlar, eline bomba yığıyorlar. Böyle bir şey yok, bunlar böyle çözüm süreci mi, özümü yok dediler, üstüne beton dökecekler, onlar efendim Türkiye'yi terk ediyorlar. Süreçte devam ediyor. Çok iyi gidiyor, başarılı gidiyor süreç. Sürece siz karşı mısınız? Süreçte bir şey olmadığını gördüler. Yanılmışız dediler sonra. Tayyip Hoca da çıktı dedi ki bizi aldatmışlar, doğru söylememişler. Ya Allahsız, kitapsız, Stalinist, Marksist, terör çetesi
adam öldürüyor, cinayet örgütü, mafya. Sana dürüst konuşur mu? Yani bizi aldatmışlar ne demek? Tabii aldatır adam yani. Onun yöntemi öyle zaten. Yani adamın kahpe olduğu biliniyor. Kahpeden kahpelik beklenir. Başka ne beklenir yani? Mobese sistemi güçlendirilmesi lazım. Yani yol boyu da yine aynı şekilde mobese sistemine donatılması lazım. En ufak bir müdahale hemen anlaşılır. Hem havadan kontrol gerekiyor. Ama asıl eğitim. Karakolların yapımı hızlandırılmalı. Karakollar çözüm süreci değil, durduruldu karakol yapımı. Karakol 50-60 kilometrede bir karakola rastlayamıyoruz. Yani bu durumda her şey oluyor işte. Bomboş ortalık yani. Karakolları da siz 10 sene, 15 sene önce söylüyordunuz. Hatta çizimle gazetelere ilanlar vardı. Ona rağmen sizden çok daha sonra yapmaya başladılar. Mesela Tahir Elçi'nin vurulduğu yerde bir türlü inceleme yapılamadı. Evet. Karakol yok. Önemli her cadde, sokak, gizli veyahut açık karakollarla donatılması lazım. Bol asker polise, mümkün mertebe askerden uzak, polisten uzak bir yapı oluşturuluyor. Evet. Çok nadir askere polise rastlanıyor. Bunu bir ikram gibi görüyorlar. İkram değil işte, bu felakete neden oluyor. Amerika 11 Eylül'den sonra çok acayip kanunlar çıkarttı. Yani bu kanunların paralelinde buna benzer kanunlar çıkarılabilir.